Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünden beri burada anayasanın, iç tüzüğün ayaklar altına alındığı bir süreci hem de öyle bir şekilde yürütüyorsunuz ki, ben 10 yıldır meclisteyim. 10 yıldır arkadaşlar. 10 yıldır sizin yaptığınız hatalı uygulamalara karşı hayır oyu kaldırıyorum. 10 yıldır sizin çoğunluğunuz olduğu için karar lehinize çıkıyor. Ben size oy veren seçmene saygımdan 10 yıldır bu kararlara uyuyorum. Ancak dün ilk kez benim bulunduğum bir oturumda bir kanunun maddelerine geçilmesi, AK Parti grubu burada bulunmadığı için muhalefet oylarının çokluğuyla reddedildi. Ve siz şunu yaptınız. 23 Haziran'da 13 bin oy farkla İstanbul'da seçimi kaybedip, oy size verildiğinde milli irade, başkasına verildiğinde kirli irade dediniz ve aynen geçen sefer yaptığınız gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun soyunduğu role dün partili meclis başkanı soyundu. Üzerindeki tarafsız hakem formasını çıkarıp AK Parti forması giydi. AK Parti'nin değerli seçmenlerine meclis başkanına şikayet ediyorum. Ve şuna Sayın Başkan, devam edin lütfen. Değerli Adalet ve Kalkınma Partili seçmenler, biz hep birlikte aynı milli takımı tutuyoruz. Ancak hanginiz rakip takımın kalesinin 14 metreye çıkarıldığı, bizim takımın kalesinin 2 metreye indirildiği, hakemin rakip takım formasıyla kalemiz... Teşekkür ediyoruz Sayın Özel. Teşekkür ediyoruz. Sataşmadan söz verdim. O zaman toparlayın lütfen. Arkadaşlar, şunu kesinlikle reddederiz. Şunu, katip üyenin makineye başvuralım dediğini sonradan falan değil, dün de arkadaş söyledi, başkan da söyledi. Gerçek şuydu. Katip üyeler yok başkanım ifadesinden sonra değerli katip üye dönüp makineye gidelim ne demek? Arkadaşlar yok, zaman kazandıralım, içeri koşup gelsinler demek. Şunu unutmayın. Zulüm arttıkça son yaklaşır. Yapın arkadaşlar. Zulmedin ki sonunuz gelsin. Gidiyorsunuz. Son sözüm Sayın Eldaş, görevinize hoş geldiniz. AK Parti grubu, görevinize hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz. Teşekkürler Sayın Özel. Buyurun Sayın Özkan, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün burada saat 18.25 sularında seçildikten sonra ilk kez yüzünü gördüğümüz milletvekillerini CHP grubunda görmek bizleri memnun etti. Tabi ara sıra gelsinler. Burada iyi çalışılmış bir tertibi gördük. Maalesef bu tertibin içerisinde, bakınız, açıkça iç tüzüğün hükümleri 13. madde ihlal edilmiş. Sayın milletvekilleri, Sayın Grup Başkan Vekilini dinleyelim. Dinleyelim tabii, lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli iradeye yaklaşımının ne olduğunu tek parti döneminden çok iyi biliyoruz. Milli irade hırsızlığınız suçüstü yakalanmıştır. Bakınız, o kamera görüntülerinin çıkmayacağını zannettiniz. Meclis TV'nin ortaya koyduğu o görüntüler, Sayın milletvekilleri, bir tertip içerisinde önceden buradan anlaşılmıyor divandan Sayın milletvekilleri, lütfen. Maalesef milli irade yok sayılmıştır. Bunları yakaladığımız için elbette üzüldünüz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli iradeden ümidini kesen tavrını bir kez burada görmüş oluyoruz. Milli iradeye inanan
milletin seçmiş olduğu milletvekillerinin iradesine de sahip çıkar. Bu çerçevede başkanlık divanının kararının okunarak yola devam edilmesi ve 220 sayılı kanuna geçilmesi hukukun, anayasanın ve iç tüzüğün bugüne kadar mutabakatların ve teamüllerin gereği olduğunu ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Müsaade ederseniz divandan duyulmuyor sesler. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda ilk kez yüzünü gördüğü milletvekilleri olduğunu söyleyerek grubumuzun milletin verdiği görevi yapmadığını iddia etti. Cevap hakkını kullanmak. Yerinizden bir dakika Antalya'ya söz veriyorum. Sayın Özel, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Başkan, açıkça ifade etmem gerekir ki psikolojide şöyle bir şey oluyor. İnsanda bir eksiklik varsa bunu karşıya yansıtmakla ilgili bir psikolojik refleks oluyor. Bugün Sayın Cahit Özkan kendisi dün gece başında yankılanan soru şuydu. Bizim grupta 300'e yakın milletvekili var ama dün oylama sırasında 15 kişi vardı. Bu milletten aldığımız milletin vergileriyle bize maaş ödeniyor. Bizim milletvekillerimiz nerede? Biz burada görev yapıyoruz. Bu grup nerede? Yüzünü bile görmediğim milletvekilleri var grupta diyordu. Benim bu grupta yüzünü görmediğim, vicdanına kefil olamayacağım bir vekil yok. Ama sizin aranızda. Teşekkür ederim. Sayın Özel. Sizin aranızda bir. Sağ ol. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, milletvekili yeminini ettiğim günden beri ilk defa böyle güzel bir meclis ortamında bulunuyorum. İktidar grubuna bize milletvekili olmanın keyfini yaşattığı için de ayrıca teşekkür ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu yaşanan şeylerin... Ya dün burada olsaydınız da oy atsaydınız, laf atmak yoluna dair değil mi? Şimdi sizin hiçbir ifadenizden asla ve kata rahatsız olmam. Ama şunu söyleyeyim. Ben sizin yerinizde olsam bu tartışmaya vesile olacak laf atmalardan uzak dururum. Siz dün öyle bir gol yediniz ki, yani Rüştü'yü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. Şimdi bakın. Dün burada hiçbiriniz yoktunuz. Bugün buradasınız. Şeref verdiniz. Sizleri o sıcak koltuklarınızdan kaldırıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında buluşturduk ya. Alıştığınız bir üslupla size söyleyeceğim. Şimdi içeriye, ben ne dedim biliyorum. Ben içerikle Sayın milletvekilleri, bak, bana, müsaade ederim. Sayın milletvekilleri, ben bu kürsüden HDP ile olan mesafemi ölçmeye kalkanlara mezura milliyetçisi diyorum. Mezura milliyetçisi. Sen benim nereye yakın olduğuma değil, hukuka ve adalete ne kadar uzak olduğunun hesabını yapmalısın. Şimdi bakınız, zamanımı çalmayın. Ya tabii, ya ne kadar güzel. Bu kadar ben sizin yerinizde olsam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdiğim kanuna sahip çıkardım. Şimdi başınızı yerden kaldıramamanız lazım sizin. Şimdi diyorum, kanunuza sahip çıkın. Dün buradaydık, 10 kişi vardı. Muhalefet grubunda da milletvekilleri vardı. Getirdiğiniz kanun teklifinin maddelerine geçilmesi de bu parlamentonun oylarıyla reddedildi. Her şey gözümüzün önünde yaşandı. İç tüzük size, bakın bu üç sizi iç tüzük size bunu düzeltecek bir hukuku da beraberinde getiriyor. Yani tamam, böyle bir durum yaşandı
Açalım lütfen. Tamamlayalım Sayın Derviş. İş düzüğün 13. maddesine göre de size kendinizi kurtarabilme imkanı verdi. Ben iş düzüğün size tanıdığı hukuka karşı değilim. Ben kaldığınız minareye aradığınız kılıfa karşıyım. Onun için konuşuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Meclis başkanı orada görüyor. Israr ettim ama değerli arkadaşlar bakın, yapılan usul, dünkü yapılan iş, iş tüzüğün 13. maddesine göre düzeltilmiştir. İş tüzüğün 141. maddesine göre yapılan ve sakatlanan bir eylem bugün Başkanlık Divanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulacaktır. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi ne derse ona saygımız sonsuzdur. Hepimiz de ona saygı göstermek zorundayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın, pardon Sayın Dervişoğlu. Buyurun Sayın Özel. Buyurun. Ben sorayım. Sayın Başkan, Sayın Elitaş geldi, hoş geldi de bıraktığı yerden devam ediyor. Sanrılarla burayı çok özlediği dönemde grup başkan vekili olarak daldığı rüyaların tabirleriyle geliyor. Anlattığı gibi bir teravih namazını bilen yok, hatırlayan yok. Dün Sayın Başkanım soru cevaptan çekildi dedi. Siz yaptınız. Tutanaklar ortada. Soruların tamamını sorduk. Komisyon kısa cevap verdi. İlave sorular sorduk. Tamamı yapıldı. Sayın Elitaş, milletvekillerinin nerede olduğunu takip ediyorsun, bir şey söylüyorsun ya. Bak, burada görev yapan, alnının terini bu meclise akıtanlara söz söylemiyorum. Ama öyleleri var ki, kimi Adıyaman'da un taşır, kimi bir tekkede zikir çeker. Tamamlayalım lütfen Sayın Özel. Tamamlayalım. Son kez açıyorum. Sayın Elitaş, kimi Adıyaman'da un taşır, kimi bir tekkede zikir çeker, kimi imar plan değişikliğine fikir verir, kıyamadığım zavallı milletim de bunlar için vergi verir. Haram olsun, zıkkım olsun. Başkanlığın genel kurulu sonuçları kısmında kabul edilen başkanlık tezkeresi uyarınca öncelikle 220 sıra sayılı kanun teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasını tekrarlayacağım. Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Bu karara göre birinci sıraya alınan 220 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. 2. sırada yer alan 253 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yok, ertelenmiştir. Gündemimizde başka bir iş bulunmadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere 6 Nisan 2021 Salı günü saat 15'e toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.